Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videoda hava nüveli bir bobin kullanmadan çok daha verimli bir indüksiyon ısıtıcıyı nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler dileyerek projeye başlamak istiyorum. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz, elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Hazırladığımız devreyi test etmek için çıkışa öncelikle normal bir hava nüveli bobin ekliyorum.
Bu sayede kıyaslama yapacağız. Öncelikle devremize güç verelim. Boştayken ki çektiği enerjiye birlikte bakalım arkadaşlar. Ayarlı güç kaynağım üzerinden voltajı ve akımı ayarlayabiliyorum. Şimdi sisteme güç verelim. Gördüğünüz gibi buradan ayarlarımızı yapıyoruz. Devremize 14 volt verdiğimizde yaklaşık olarak 1.57 amper çekiyor ve 100 wattlıkta bir güç tüketiyor arkadaşlar. Yani kısaca boştayken 1.5 amperlik bir güç çektiğini söyleyebiliriz. Projenin asıl şimdi başladığını söyleyebilirim. Hava nüveli bobinimizi çıkarttıktan sonra yüksek frekanslı trafo çekirdeği üzerine 1.5 milimetrelik telimizi dolayarak başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 8 tur attıracağız ve bunu hızlı yapıştırıcı ile buraya sabitledikten sonra bobinimi yerine bağlayacağım ve birlikte tekrardan performans ve verimlilik testine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bobinimiz hazır. Şimdi bunu devredeki olması gereken yerlere bağlıyorum. Bir kez daha tur sayısını gösterelim. Toplamda 8 turumuz var ve gelin şimdi test aşamasıyla devam edelim. Enerji bağlantılarının ardından devreye 20 voltluk bir gerilim uyguluyorum ve 0.57 amperlik bir enerji çekiliyor. Yani boştayken oldukça düşük bir güç harcadığını görebilirsiniz. 20 wattlık bir lambayla da küçük bir test yapıyorum. Gördüğünüz gibi lambamız temassız bir şekilde oldukça da kuvvetli yanmakta. Yani devremiz çalışmaya hazır, ısıtıcımız çalışmaya hazır. Şimdi performans testine geçebiliriz. Şöyle son bir kez daha lambanın temassız olarak nasıl yandığını gösterdikten sonra test aşamasıyla devam edelim. Bütün enerjiyi belirli bir noktaya yönlendirdiğimizden kayıplar minimuma inmiş durumda. Bu sayede arkadaşlar bakın oldukça düşük bir akım çekerek yaklaşık 5-5.5 amper çekerek maket bıçağımızın ucunu birkaç saniye içerisinde çok daha güçlü ve yoğun bir şekilde ısıttığını görebilirsiniz. Yani kayıpları neredeyse minimuma indirdik ve oldukça verimli bir ısıtıcı hazırlamış olduk. Bu tür bir projeyle su ısıtmak oldukça zor bir iştir. Bu defa ise su ısıtacağım metal bir bardak içerisinde suyum var arkadaşlar. Şöyle testimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 8 amperlik bir güç çekiyor ve 172 wattlıkta bir enerji tüketildiğini görebilirsiniz. Bardağı yaklaştırır yaklaştırmaz enerjinin yoğunluğundan kaynaklı olarak bakın suyu anında ısıtıp kaynatmaya başladığını görebilirsiniz. İki üç dakika sonra neredeyse suyumuz kaynama ısısına yaklaştı ve 230 wattlık bir güç çekiyor. Şöyle termometrem ile tekrardan gösterecek olursam su sıcaklığımız yaklaşık olarak 90 derece civarında ve böylece projemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu sayede çok daha verimli ve yoğun bir ısıtma yapabilen bir indüksiyon ısıtıcı yaptık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın diyerek videoyu artık sonlandırıyorum.